Galatasaray'da flaş karar. Fatih Terim üstünü çizdi. 27 yaşındaki stoperle sözleşme uzatma görüşmeleri yapan Galatasaray, oyuncunun menajeriyle prensip anlaşmasına varmıştı. Peş peşe gelen hatalar sonrası Galatasaray yönetimi karar değiştirdi. İşte son gelişmeler. Taraftarın eleştirdiği isimlerden olan Luyendama'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu durumu dikkate alan yönetim, 27 yaşındaki stoperin menajerini geçen hafta İstanbul'a çağırdı ve taraflar prensip anlaşmasına varmıştı. Fakat Luyendama'nın inişli çıkışlı performansı yüzünden yeni sözleşme henüz resmiyete dökülmedi. Bonservisine 8 milyon euro ödenen ve yıllık 1 milyon 50 bin euro kazanan Luyendama için bir süre daha bekleneceği kararı alındı. Luyendama'nın bu sezon ikili mücadele kazanma değeri %55, hava topu kazanma yüzdesi %50, maç başına top kaybı 9.2, maç başına top çalma istatistiği ise 1.5. Bir defans oyuncusu olarak top çalma istatistiği yüksek olması gereken Luyendama, top çalma istatistiğinin tam 6 katı top kaybı yaşıyor. İngilizler Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nu izlemeye geldi. Galatasaray performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, İngiliz kulüplerinin radarına girdi. İstanbul'a gelen Premier Lig ekiplerinin scoutları 22 yaşındaki oyuncuyu Türk Telekom stadında canlı izledi. Kerem Aktürkoğlu İngiliz devlerini peşine taktı. Son dönemin parlayan yıldızı için bazı Premier Lig ekipleri İstanbul'a geldi. Daha önce birçok kulübün radarına giren 22 yaşındaki kanat oyuncusunun performansını canlı görmek isteyen scoutlar Türk Telekom stadındaydı. Stada gelen scoutların Kerem Aktürkoğlu'nun önümüzdeki dönemde forma giyeceği UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig maçlarında da takip edecekleri öğrenildi. Geçen sezon Erzincanspor'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu yükselen performansıyla A milli takıma kadar çıkmıştı. Bu sene Marcao ile yaşadığı olayla bir kez daha gündem olan genç kanat oyuncusu sarı kırmızılı formayla 11 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergiledi. Kaynak Fanatik. Bu habere de bir yorum gerekiyor. Fanatik'in haberi sanırım taraflı bir haber. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu kanatta aldığı her topu ezen, her topu kaptıran, çok nadiren doğru pas verebilen, attığı paslar bile hatalı olan bir oyuncu. Daha önce Bundesliga devleri de Kerem Aktürkoğlu'nu istiyor diye bir haber yapmışlardı. Ben bu haberleri size gündemden haberiniz olsun ne haberler var diye aktarıyorum. Ama bu tarz yalan olduğunu düşündüğüm veya yanlış anlaşıldığını düşündüğüm haberlerle ilgili de yorumlarımı yapacağım. İngiliz scoutlar Türk Telekom Arena'ya maçı izlemek için gelmiş olabilirler ama izleyecekleri oyuncu Kerem Aktürkoğlu olamaz. İngilizler biliyorsunuz scout ekipleri 17-18 hatta 15-16 yaşlarında bulur. Öyle çıkarır ve yıldızlaştırır. 22 yaşındaki her topu kaptıran ezen bir oyuncu için kendilerini yormazlar. Ve sonraki habere geçelim. Morutan'a Romanya'dan büyük fırsat. Galatasaray'da kısa sürede büyük çıkış yakalayan Olimpiu Morutan ilk kez milli formayı giymeye hazırlanıyor. Romanya'nın hocası Radoi'nin milli takım maçlarında Morutan'ı 11'e almayı planladığı ileri sürüldü. Romanya basını Morutan ve Çıkaldoğan'ın Galatasaray'daki performansını yakından takip ediyor. Bu iki isimden Çıkaldoğan düzenli olarak Romanya milli takımının formasını giyse de 22 yaşındaki Morutan henüz siftah yapamadı. Ancak Rumen basınında yer alan haberlere göre Romanya'nın hocası Radoi, genç yeteneğin Galatasaray'daki performansını çok beğeniyor ve yeni kadrosuna dahil etmek istiyor. Morutan'ın milli takımda iyi bir performans göstermesi halinde piyasa değerini daha da arttıracağı tahmin ediliyor. Bu arada Galatasaray'ın Romanya piyasasından birkaç oyuncuyu daha takip ettiği, hatta devre arasında bir genç ismi renklerine bağlayacağı ileri sürüldü. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim de yaz döneminde başlayan gençleştirme operasyonunun Ocak ayında devam edeceğini kısa süre önce dile getirmişlerdi. Fatih Terim çare arıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim alınan kötü sonuçlar sonrası çare aramaya başladı. Savunma güvenliğini artırmak ve rakip kalede etkili olmak için farklı yollara başvuran Terim, Cimbom'da çift ön liberolu 4-2-3-1 ve kanatsız 4-4-2 taktikleri üzerinde çalışıyor. İşte detaylar. Ligde arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından gözler teknik direktör Fatih Terim'e döndü. Rakiplerin kolay önlem aldığı sarı kırmızılar, basit goller yiyen ve hücumda üretkenlikten uzak bir takım haline geldi. Bu zinciri kırmak isteyen Terim oyun sisteminde değişiklik yapmaya karar verdi. 4-3-3'ten yeterli ölçüde faydalanamayan tecrübeli çalıştırıcı, çift ön liberolu 4-2-3-1 ve kanat oyuncuları olmadan 4-4-2 sistemlerini denemeye başladı.
Terim orta ikiliyi çok koşan ve en az pas hatası yapacak isimlerden kurmayı hedefliyor. Takımın en mücadeleci ismi Berkan'dan vazgeçmeyi düşünmeyen Fatih Terim, Taylan, Asuncao ve Çikaldao arasında tercih yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca iki farklı sistemde de Olympique Morutan'a büyük görev düşüyor. Genç futbolcu ya forvet arkasında maestro olacak ya da sağ kenarda forma giyecek. Terim'in önümüzdeki maçta bu sisteme karar vermesi bekleniyor. Ayrıca bir çıkış yolu bulamaması halinde Fatih Terim devre arasında ve hatta devre arasından bile önce yerini teknik direktör Okan Buruk'a bırakabilir. Çok formda sezonlar geçiren ve şu anda boşta olan tecrübeli teknik adam Okan Buruk Galatasaray'ın başına gelmeyi çok istiyor. Terim'le büyük bir çöküşe doğru giden Galatasaray şimdiden yeni patronuna kavuştu diyebiliriz. Galatasaray'da Fatih Terim yine Ocak ayını işaret etti. Süper Lig'de üst üste oynadığı maçlardan mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, geçmiş sezonlarda olduğu gibi sorunların çözümü için yine ara transfer dönemini işaret etti. Sezon başında yaptığı açıklamada yeni bir takım kurduklarını ve 3 yıl sabretmeleri gerektiğini belirten Terim, mağlubiyetin ardındansa Galatasaraylılar bilmelidir ki 1 Ocak'ta bambaşka bir Galatasaray olacak diyerek taraftardan sabır istedi. Son 3 sezondur alınan her kötü sonuçtan sonra Fatih Terim, taraftarlardan ve camiadan süre istiyor. 2019-2020 sezonunun 12. haftasında Başakşehir'e 1-0 yenildikten sonra açıklama yapan Fatih Terim, "Gemiyi Ocak ayına yanaştıracağız." demiş, sezonu da 6. sırada tamamlamıştı. 2020-2021 sezonunun 11. haftasında oynanan Hatay Spor maçından sonra da benzer bir açıklama yapan Sarı Kırmızılı Hoca, "Ocak ayı bizim için stratejik bir ay gibi görünüyor." açıklamasında bulunmuştu. O sezonda Sarı Kırmızılı takım şampiyonluğu ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptırmıştı. Bu sezon başlarken de yeni bir kadro kurduklarını ifade eden ve taraftarlardan 3 yıl sabretmelerini isteyen Terim, 3-0'lık Kayseri hezimetinden sonra da "Galatasaraylılar bilmelidir ki 1 Ocak'ta bambaşka bir Galatasaray olacak." dedi. Ancak bu açıklamada eleştirileri dindirmedi. Burada yorum yapmak gerekirse Fatih Terim kendi istediği oyuncularla kurduğu kendi kadrosunu 3 sezondur hiçbir şekilde beğenemiyor. Oyuncu transfer ederken teknik direktör ve yönetim oyuncuyu iyice izlemeli, her maçını görmeli, oyuncuyu iyice idrak etmeli. Transfer edecekse buna göre karar vermeli. Ama galiba Fatih Terim oyuncuyu satın aldıktan sonra kendi takımımızda sadece izleyerek nasıl bir oyuncu olduğunu anlayabiliyor. Bu da son derece vasıfsız bir hareket. Koskoca Galatasaray gibi bir kulübün başında Fatih Terim gibi geçmişte başarılı olmuş ama bugüne hiç ayak uyduramayan eski moda bir teknik direktör olmamalı. Fatih Terim'e sahip çıkacağız falan gibi laflar tamamen saçma. Fatih Terim'in sahip çıkılmaya ihtiyacı yok. Milyonlarca euro kazanıyor zaten. Ve bu milyonlarca euronun karşılığında sürekli transfer, transfer, transfer. Aldığı hiçbir oyuncudan verim alamıyor. Haydi bakalım oynayın bu maçı kazanın diyerek teknik direktör olunmaz. Madem Fatih Terim her seferinde yenilecek veya puan kaybedecek veya yanlış kararlar verecek, o zaman milyonlarca euro almasın, sıradan vatandaş çevirelim sokaktan. O geçsin takımın başına, aynı şey. Burada kendinize şunu sorun. Siz Galatasaray taraftarı mısınız yoksa Terim taraftarı mısınız? Terim'in peşinden koşanlar, Terim'i bırakmayız, Terimciyiz diyenler Terim taraftarıdır. Eğer Galatasaraylıysanız, Galatasaray'ın başarısını istiyorsanız Terim gibi adamlardan vazgeçersiniz. Geçmişte başarı kazandırdı mı? Kazandırdı, eyvallah. O dönemde işe yaradı ama bu dönemin teknik direktörü değil Fatih Terim.